CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grubu adına yaptığı konuşmada AK Parti yandaşlarının zenginleştiğini, halkın ise zor durumda olduğunu ifade etti. 4 gündür tartışıyoruz. Neyi tartışıyoruz? Uluslararası kurallara göre hareket edelim diyorlar. Size diyorlar, hükümetsiniz. Siz gereğini yapıyor musunuz? Kısmen. Neden? Çünkü hesap vermek istemiyorsunuz. Şeffaf değilsiniz. Tek adam rejimi işte böyle bir şey. Demokrasiyle bağdaşmıyor. Size yakın olanlar, sizin yönettikleriniz nasıl zengin oluyor? Onlara nasıl kolaylıklar sağlıyorsunuz? Halkımız da yoksulluk içerisinde bunları bile bile bu yasayı bu halde geçirmeye çalışıyorsunuz. Gaytancıoğlu konuşmasında size yakın olanlar, sizin yönettikleriniz nasıl zengin oluyor? Onlara nasıl kolaylıklar sağlıyorsunuz? Halkımız da yoksulluk içerisinde. Madem 6 milyar dolarlık altın bulundu, neden çiftçinin traktörlerini haczediyorsunuz? Pandemi ortamında dünyada ülkeler tarımına destek yapıyorlar. Ona göre çiftçiye destek vermeniz lazım. İşçi, çiftçi, esnaf, emekçi herkes zor durumda dedi. Tarım kredi mağdurları var. Sayıları 8 bine ulaştı. Kefilleriyle birlikte 30-35 bin kişi. Bunların bir ortakları var. Tarım Kredi Kooperatifi'nin bir iştirağı. Gübre taş. Madem 6 milyar dolarlık altın bulundu, neden çiftçiyi traktörlerini acz ediyorsunuz? Neden ineklerini acz ediyorsunuz? 6 milyar dolarlık altın varsa çiftçilerle paylaşsanıza. Çiftçi ne kadar zor durumda. Borcunu ödeyemiyor. Kefiller ne diyor biliyor musun? Alacaklılarına. Burada söylemek istemiyorum. Size 40 yıl vergi veren esnafı 40 gün bakamadınız. Geçen hafta başında esnafa kolaylık yardımları çıkardınız. Çoğu yararlanamıyor. Sigara satan esnaf yararlanamıyor örneğin. Deftere girdiği için, defter tuttuğu için. Götürü usulde olması lazım. Bunu bile beceremiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki 40 milyar doları Suriyelilere verdik. Övünüyorsunuz. Ama bizim vatandaşımız aç, ekmeğe muhtaç. Yardım veriyorsunuz, herkesi kapsamayan yardımlar. Bakın İsmet İnönü bile İkinci Dünya Savaşı'na sokmamış, dedelerimiz 4 yıl askerlik yapmış. 4 yıl askerlik yapmış, ekmeği karneyle vermişiz ama hiç o zamanda bile Merkez Bankası'nın yedek akçesine dokunulmamış, siz dokundunuz. İşsizlik sigortasındaki parayı ne yaptınız belli değil. 128 milyar dolar uçtu gitti. Ne çiftçi halinden memnun, ne işçi halinden memnun, ne esnaf halinden memnun. Getirdiğiniz yasalar yarım. Demokrasiyi işletmiyorsunuz, hukuk sistemini işletmiyorsunuz. İnsanları sadece fişlemekle uğraşıyorsunuz. Pandemi ortamında dünyada ülkeler tarımına destek yapıyorlar. Geçen hafta Amerikan Senatosu tam 13 milyar dolar çiftçiye destek verdi. Yeni bir paket açıkladı. Niye? Su kaynakları azalıyor. Geçen hafta çevre yasasını görüştük. Su kaynakları azalıyor dedik. Her yerde azalıyor. Ona göre çiftçiye destek vermeniz lazım. Ama Tarım Bakanınız nereden bilsin? O kendini hala Kanada'daki şirketin yöneticisi zannediyor. O yüzden anlamaz. Ama biz çok iyi anlıyoruz. Çiftçi gerçekten zor durumda. İşçi, esnaf, emekli.